Günlerden ne rüzgar? Ama kendimi bakayım. Ay çok güzel bir çadır. Çikolata. Çikolatalar yenmiş. Çöpler burada. Neyse bunları topluyorum. Çikolatalar yenmiş. Peki. Sağlıklı yaşam için bugün ne yaptınız? Bir. İkinci sorum geliyor. Yarın jimnastik var. Kaslarınız yeterince güçlü mü sizce? Evet. Hadi o zaman. Küçük mü? O zaman kaslarını güçlendirmek için ne yapmalıyız? Spor zamanı. Evet, önce ısınma hareketleriyle çok başlıyoruz. Herkes şimdi rüzgar, bak şimdi rüzgara koş desem, Rüya ne yapıyorsun? Isınmadan yapma. Şimdi rüzgara desem ki anneciğim hadi ısınma hareketleri koş. Yapmaz. Rüzgar bu uçağı al, Rüya'nın odasına kadar uçur ve geri getir. Sen de arkasından lütfen ısınma. Kızım ısınmadan paran da yok. Çok güzel. Yeterince ısındın mı sence Rüzgar? Üç. Tamam mısın Rüya? Yeterince ısındınız mı? Üç. O zaman yatın yere, mekik çekiyoruz. Mekik mi sinamonun adı? Daha önce ısındılar var ya. Ya yeter bu kadar bugünlük. Böyle böyle. Ay o çok... Rüzgar bu hareket, hadi hep beraber yapıyoruz. Ben de yapacağım bu hareketi. Sırtıma inanılmaz iyi geliyor. 1, 2, 3, 4. Aferin. Biraz daha kollar yukarı Rüzgar. Yukarıda, önde, yanda. Yukarıda, önde, yanda. Yukarıda, önde, yanda. Sıra sende. Şimdi Rüzgar sıra sende. Yukarıda kollar. Yukarıda. Annem seninki niye böyle bir değişik bir hareket oldu? Oh. Ondan dolayı böyle yapmaya karar verdim. Seninki böyle birazcık daha böyle dans ediyor gibi. Renga renga. Hayır Rüzgar'ınki baksana. Ooo deniyor sadece. Yanlarını çalıştırıyor çocuk ya. Ben de kendi kendime şey uyduruyorum. Tamam. Şimdi Rüya'nın yaptığı hareketi yapabilir misin peki Rüzgar? Bir denesen en azından. Evet şimdi sıradaki hareketimiz ne olsun? Sen söyle bakalım. Ben. Sen söyle. Ayı yürüyüşü. Ya Rüzgar için yap. Rüzgar da bu hareketleri yapmıyor ama. İtiraz ediyor mu sana biz yapmıyoruz bunları diye. Devam oğlum devam. Aslan. Ayı aslan değilsin. Ayısın. Sen çok tatlı bir ayısın. Rüyanın odasına kadar git ayı olarak. Ve kazandı. Sustup sustup. Hayır dur bana çarpacaksın dur. Arkasına da bakmıyor. Çığ kapatıyor sürekli. Evet artık mekiksin. Aç kapa aç kapa aç kapa. Evet aynen öyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdiki hareketimiz mekik veya işte artık action'lı bir şeye geçelim. Kas çalıştıralım. Hazırız. İlk hareketimiz bu. Ne? Yere yatıyoruz. Yatıyorum. Sepet oluyoruz. Ay Rüzgar sen de küçük bir sepet olabilir misin? Ve şimdi... Sepeti kaldıracak mıyım ben? Elini alkış yapacaksın ve biz de kalkıp koşacağız. Sepet olduk zaten. Rüzgar. Ay Rüzgar. Allah Rüzgar da sepet oldu. Bir şey söyleyeceğim Rüya. İnanamıyorum ikinizin esnekliğine de. Ben hayat... Böyle değil ki böyle. Rüzgar yukarıya doğru kaldırabilir misin bacaklarını biraz? Hadi. Nereye koşacaksınız? Buradan camdan çıkmayasın. Allah. Gel. Şimdiki hareketimiz ne? Şimdi... Sepetten çıkan yumurtalar koşturduğuna göre. Bu şekilde yürüyoruz. Ters yapsak da yüzmek gibi olurdu böyle de. Ama iki vardı. Şimdi bu şekilde. İki. Allah dur çarpışıyorsunuz. Arkadaşlar bizim spor olayımız biraz eğlenceli geçiyor. Jimnastik. Spor aletlerini mi getirelim diyorsun? Eğer spor aletlerini de getir Başak abla. Öyle devam edin diyorsanız like atmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye bye. Bye. Kimler geliyor? Kimler geliyor misafirlerimiz? Efe ve Elin. Ve de Derya teyzen. Hazır mısın bunun? Derya teyzem gelmeyecek bugün. Derya teyzen gelecek. Tubi gelmeyecek sadece. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen söyle önce söyleyeceğini.
Hazırlıklarımızı yapalım diyeceğim. Öncelikle evimize misafir geleceğine göre darararam. Bu dağınıklıkta onları kabul edeceğinizi zannetmiyorum. Evet, burayı toplarsınız. Peki evimize misafir geliyorsa ya da biz dışarı çıkıyorsak günlük rutinimizde olması gereken bir şey var. Ne olabilir? Düşünün bakalım. Buldum. Dişlerimizi fırçalamak. Buldum ya. Ne oldu? Niye yüzüne ekşittin? Efendim? Evet, hadi gidelim dişlerimizi fırçalayalım. Yürüyün. Olmaz, fırçalamaya yürüm. Evet Rüya, önce sen al bakalım diş fırçanı. Rüzgar, o diş fırçası değil, o tuvalet fırçası. Evet. Oğlum beni çok korkutuyor senin bu tavırların. Tuvalet fırçasıyla mı fırçalayacak? Benim Haruk'un gibi senin. Onda burasında bir tane şey var ya. Yara mı var? Anneciğim. Ellerin pis mi senin? Evet, pisse önce ellerini temizle, tamam. Rüyacığım sen de aslında Rüzgar çok doğru bir şey yapıyorsun. Dişlerimizin hijyen olması için diş fırçalamadan önce ellerimizi temizlemeliyiz. Niye öyle bakıyorsun ya? Açıyorum anneciğim. Evet, al bakalım Rüzgar, bu sana. Nerede? Bu değil, bu değil. Hadi koş, saçını topla da gel. Koş. Annem öyle direkt ağzımıza şey mi yapıyoruz? Önce yapmamız gereken bir işlem yok mu sence? Tamam, hadi ben tutayım, sen yap bir dakika. Evet, hazırım. Bakalım ne yapacaksın. Evet, sık. Birazcık güç gerektiriyor galiba bunu sıkmak artık. Azalmış. Ben yapsam bu işi daha mantıklı değil mi? Hayır, geliyor. Geliyor mu? Dur ben biraz sıkayım, sana yardım edeyim. Valla çıkıyor. Şuradan bastıracağız, evet. Evet. Rüzgar düşün. Dur, düşecek şimdi. Evet, gel buraya gel macuncuk. Evet, ya of, alamadım. Mercimekten birazcık daha büyük oldu bu sefer. Senin yaşındakilere tam mercimek kadar. Peki Rüya, senin yaşına ne kadar gerekiyor biliyor musun diş macunu? Aynen öyle, nohut kadar. Al bakalım fırçana. Saçını topla tabii ki de. Bana nohut yetmiyor. Anneciğim böyle tadına bakıyormuş gibi diye vıcı 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 diye fırçala. Nohut yetmiyor bana. Yeter anneciğim. Tut bakalım. Rüya bu arada arkadaşlar, bu reklam gibi olmasın ama biz böyle bir tane diş macunu aldık ve en bizim için önemli doğal olan şeyi doğal, daha doğrusu şöyle SLS, florür, paraben, titanyum bilmem ne, bir sürü böyle zararlı şeyleri içermiyor. Diğerlerine böyle bir ibare görmediğimiz için Rüya'ya bunu aldık ve memnunsun da zannediyorum değil mi? Anne, yoğun bir kokusu. Benim kendi pembe almıştık. Pembe çok acıydı. Senin pemben değil mi? Evet, o biraz 4-6 yaştı galiba. Sana biraz daha neli gelmişti. Hadi bakalım Rüya, sen de fırçala. Herkes diş fırçalamaya koyulsun. Ben seni oturanı getireyim, ben de. Aferin Rüzgar, fırçalıyor musun? Arkaları unutmuyorsun değil mi? Rüya sen ne zaman başlayacaksın? Anne. Hadi başla artık. Aferin oğluma, aferin. Hadi Rüyacığım. Dın 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 dın. Çalıştır gitsin. Rüya niye böyle oldun sen bugün? Fırçalayasın mı yok dişlerini? Arkadaşlar hemen sorumu soruyorum. Bugünlük size sorum şu. Ne oldu be? Sizler dişlerinizi her gün düzenli olarak fırçalıyor musunuz? İki kere. İki kere fırçalayanlar. Ya yok ben bir kere fırçalıyorum diyenler. Ben üç kere fırçalıyorum diyenler. Yorumlarına yazsınlar. Bir de bu arada biz bunu nereden aldık hatırlamıyorum ama. Bu da kesinlikle önereceğim bir şey. Tamam şöyle koyacağım. Ne kadar fırçalamamız gerektiğini gösteriyor. Ortalama olması gereken 2 dakika ve bununla 2 dakika boyunca fırçalım. Bir şey söyleyeceğim ya. Şu anda hiç fırçalamaya daldık. Günün önemini unuttuk. Efeler geliyor. Oley! Buraya ne yaptınız gerçekten? Bu ne dağınıklık oğlum? Ne yaptınız? Rüzgar sen mi yaptın? Emir yaptı. Emir sen mi? Evet. Ortak bak, en sevdiğim, yaptığının arkasına duran insan. Efendim. Bakayım. Başlayalım mı videoya Emir? Tamam. Gel. Bekle. Nasıl kokuyor? Çok acıyor. Efe hoş geldin. Gel beraber yap. Gel bu anı tatman lazım. Şöyle bak. Gel. Evet gözde. Rüya içeride gelecek. Efendim. Havuza mı? Nerede? Burada. Ha evet. Evet teyzeciğim, ama orası başka bir apartmanın havuzu. Haklısın, orada bir tane havuz var. Neyse gel şimdi biz videomuzu çekelim, gel. Gel Emir sen de. Efe sen şimdi şey yapacaksın tamam mı benimle? Gel Rüya gel. Sonra da size yapacağız bunun aynısını, gel. Emir gel teyzeciğim.
Şimdi önce Emir rüzgarla başlıyorum, tamam? Ben bir şey söyleyeceğim. Şu şöyle. Böyle kapatıp alıyor. Ben yediriyorum. Kim yediriyor? Gel otur bakalım. Ekşimi vereceğim tatlım. Dur. Bu ilk tur. İlk turda rüzgar ve Emir. Yapacak bir şey yok. Sonra bilmeleri gerekiyor. Ondan sonra size yapacağım. Hazırsanız başlıyorum. Çok güzel olmuş. Efe heyecanlı mısın? Hiç heyecanlı durmuyorsun. Zıplayan bir şekilde duruyorsun. Küçük bir tavşan gibi. Evet. Önce rüzgar. Kapat bakalım gözünü. Efe ona ne diyeceğim biliyor musun? Geliyor. Bekle bekle bekle. Dur. O bekle. Evet rüzgar açabilirsin. Hangisinden verdim? Evet bildin. Şimdi Emir sıra sende. Yemeğe de devam ediyor. Hayır Emir'e de ben. Bekleyin. Acı oğlum o, dikkat et. Efe o acı. Ben çok yemiştim. Yiyebilecek misin? Ay şu an çok heyecanlıyım. Acaba Efe yiyebilecek mi? Ben de. Sıra sende. Bekle teyzeciğim. Nasıl? Bence bu acı değil. Bu güzel değil. Güzel. O acı değil dedi bence bu. Rüzgar çok seviyor. Evet Emir kapat gözlerini. Allah döktü ya. Biraz yavaş ya. Evet pizza sosuna benzettim ben de, haklısın. Emir kapat gözlerini, bakalım sana ne gelecek. Heyecanlı mısın? Çilek mi, erik mi, yeni dünya mı, cips mi? Acı cips mi? Kapat bakalım. Kapat gözünü, kapat. Ben vereceğim. Kapat gözünü. Kapatın. Aç ağzını. Evet. Aç bakalım şimdi ağzını. Ay gözünü. Hangisinden verdim söyle bakalım. Bilin. Şimdi rüzgar tekrar. Kapat gözünü. Şimdi yansın. Ben vereceğim rüyam. Tamam hadi sen ver. Kapat rüzgar gözünü. Rüzgar gözünü kapat. Ama. Tamam peki ben veriyorum. Kapat gözünü. Evet rüzgar, mızıkçılık yapma. Kapat gözünü, kapatacaksın. Tamam peki kapat gözünü, ben vereceğim. Gözünü kapat. Isır. Ama gözünü açtın ya. Hayır ya. Ya Emine. İğrenç. İğrenç değil. Allah'ın yarattığı şey bir kere iğrenç denmez. Günah. Ama tamam hadi kapat gözünü. Sıra sende, kapat Emir gözünü. Bakalım. Kapat. Tamam kapat bakalım çilek mi? Emir ne verdim sana? Gördün mü yoksa? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Herkes çilek istiyor galiba. O zaman biz oturalım çilek saat yapalım. Arkadaşlar sizce bu oyun eğlenceli mi? Yorumlarınızı yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Biz somun gırtlarlık kemiğe başladık. Hoşça kalın. Bay bay. Tamam. Miniklere yaptığım videoyu özendiniz değil mi? Hazırsınız değil mi? Ama bu sefer değişiklik yapıyorum. Ben yedirmiyorum. Efe gözünü kapatıyor. Rüya yediriyor. Rüya gözünü kapatıyor. Efe yediriyor. Hazır mısınız? Lütfen. Tamam o zaman. Taş İlk... kağıt makas. Evet taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Evet rüya başlıyor. Kapatıyor. Kapat Efe gözlerini. Kapattı. Açmıyor, açmıyor. Ben Efe'ye güveniyorum. Evet rüya sendeyiz. Efe, yemin et kapattığını. Ben Efe'ye güveniyorum. Görse ne olacak ayrıca? Önemli olan yemesi. Karışım yapmıyoruz, karışım değil. Ha karışım yapıyormuşsun, pardon. Şey yapmayın da. Yok, 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 merak etme. Hadi bu, 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 hadi. Yiyebilecek misin? Ben yerim vallahi, çok güzel. Biraz ekşi. Evet, sıra. Ne oldu? Çok mu eksik? Koş çıkart dedi. Koş çıkart. Sen bana karışma. Sana da karış. Efe'ye de karışacağım. Ah iyi misin? Diğer elimi de karıştı. Ne yapıyorsun orada? Valla geri mi geldin? Yer misin? Tamam. O zaman Rüya kapat bakalım gözünü. Evet Efe sendeyiz. Ne istiyorsan verebilirsin. Mecbursun. Ne? Çekirdeği olabilir mi? Ama anne bana müdahale ediyorsun ama. Ona da ettim. Böyle 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 yaptım. Ama sen karışım verecektin. Karışım olmaz. Tamam, Efe hadi gel. İkinci geliyor. Tamam gel teyzeciğim.
Efe eriyi bitiremedi. Otur, sıra sende. Kapat bakalım gözlerini. Evet Rüya. Hadi ya. Hadi hadi. Ya, erik verdik. Elendi. Tamam, bunlar elendi. Şu üçünden birini vereceğiz. Bakalım hangisi. Kapat bakalım gözünü. Hazır mısın? Evet. Bir. İki. Üç. Ne yapacaksın sen? Ve cips karışımı. Yanımda hemen. Efe nasıl bir tat oldu? Anlat. Anlat dedim şimdi bize. Nasıl oldum? Olmasa daha iyi dediğini hisseder gibiyim. Sen de mi yiyeceksin? Ağzını. Raflası sevmiyorum zaten. Aa vallahi. Efendim. Portakal yiyor Emir orada. Devam. Gel, gel sıra sende. Sen ne yedireceksin tadına? Şimdi? Tuzlu evet. Bir çilek gibi mi düşünelim? Ezilmiş. Ne? Ezilmiş. Ne yapıyoruz biz birbirimize? Otur Efe, sen de. Yani, kapat gözünü. Ezilmiş lokma, fındık, yani kıtırtılı bir şey katılmış gibi. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Gözünü Efe, kapat, evet yapayım. Kapat gözünü. Evet Efe, karışımda tamamen serbestsin. Ya ben de öyle yapmadım ama. Yo, sen de direkt karışımı gösterdim, hakkımı yeme. Tamam abartma sen de. Tamam gönder gitsin. Ya, kocaman ya. Aç. Onu yemek zorundasın ya. Cips arasında çilek şeyi. Neyi denir ona? Sandviç. Nasıl oldum? Susacak mısın? Kalk kalk kalk, çöpe çöpe çöpe. İyi misin? Vallahi şimdi ben şok. Ben sana öyle bir şey yapacağım. Otur. 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 Otur sıra sana. Arkadaşlar videonun devamı gelsin diyenler. Bir dakika. Yiyecekleri değiştirip araya turşu falan, çikolata hayır, gibi daha baskın şeyler koyalım mı? Yorumlarınızı yazın. Evet bir kere kapat, rüzgar yedirsin. Ha bundan yedir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.